aslında açıkçası Dersim ekosisteminin çok özgün bir ekosistem olduğunu yıllardır vurguluyoruz. Bu ekosistemin dengelerini bozacak projelerin yer alması açıkçası hem hukuka aykırı, hem anayasaya aykırı, hem uluslararası sözleşmelere aykırı, hem ülkemizin ulusal mevzuatına aykırı yani. Hem hiç buraya santral kurmasınlar hani kurban. Bizim havamız bize yetiyor, suyumuz bize yetiyor. Doğamız da güzel, çiçeğimiz de güzel, biz istemiyoruz. Eğer bir şey yapıyorsak, yani devletin bu coğrafya üzerinde oynadığı oyunlara karşı gelmek istiyorsak, lütfen örgütlenelim, o günün sesimizi, gücümüzü bir yapalım diyorum. Üretime ihtiyacı olan bir yerde sadece enerji ihtiyacı var diye bu doğayı katletmesine bizim gönlümüz razı olmaz. Bundan dolayı da umarım yapılmaz. Burada herkes tekrar üretime devam eder. Sağlıklı bir bal üretilir, peynir tüketilir, üretilir. Et olacak, yün olacak ve ülkeye büyük bir katkısı var. Yani böyle büyük katkıya karşı bir şirkete sırf enerji alıp satacak diye bir şirketi peşke çekilmesine karşıyız yani doğrusu. Biz buna kesinlikle karşıyız. Yapılmaması yönünde her türlü hukuki mücadeleyi de vereceğiz. Doğamızı kirletecek, resmen doğamızı kirletecek yani. Doğamızı yok edecek yani. Böyle bir şey de biz kabul etmiyoruz kesinlikle. Pürmür bölgesi çok zengin bir florastik yapısı bulunan bir alan. Yine zengin bir yaban hayatı ekolojisi var. Bölgede Süleyman Uşağı, Dağyolu, Göcenek, Közlüce ve Hacılı köyleri sınırları içerisinde RES projesi, 10 ayrı tribünlü RES projesi düşünülüyor. Yöre ekosistemi florastik açıdan zengin demiştik. Şimdi bu zenginliğin en önemli sebeplerinden bir tanesi ekosistem, diğeri de yörede çok yüksek miktarda arıcılık yapılıyor olması. Yani arıların ekosistem üzerindeki etkisi zaten bilim çevrelerince ortaya konulmuş. Akademik olarak yapılan araştırmalarda RES, rüzgar enerji santrallerinin bulunduğu sahalarda arıların yüksek miktarda ölümüne sebebiyet verdiği saptanmış durumda. Tabii bu tribünler orada faaliyete geçerse hem arıcılık faaliyeti hem buradaki florastik zenginlik buradan ciddi şekilde zarar görecek. Tarım ve hayvancılık mı uğraştım şimdiye kadar? Ya doğamız güzel. Biz de bu şeye ben halen de kabul etmiyorum. Ben kendi şahsıma köylü olarak, vatandaş olarak tepeye kurduğu zaman hiç hepimiz de etkileriz. Sadece bizim köy değil, bütün çevre köyleri. Ben İstanbul'da yaşıyorum aslında. Her sene ama gelip gidiyorum buraya. Bir ay, iki ay kalıyorum burada. Buranın doğa güzelliği çok güzel bir yer. Doğanın bize verdiği bir enerji var. Ne bileyim ziyaretlerimiz var, ziyaret yerlerimiz var, turlar geliyor. Burası bambaşka bir yer yani. Burada insan huzur buluyor. Buranın çevrenin, doğanın kirlenmesini biz izin vermiyoruz. Kesinlikle böyle bir şey olamaz zaten. Burada hayvancılık var, burada tarım var, burada arıcılık var. Şimdi bunların yok olması demektir yani her şeyden önce. O zaman kimse yapamıyor. Burada nasıl geçinecekler? Bu adam hayvancılık yapamayacak, arıcılık yapamayacak. Nasıl geçinecek burada? Ne yiyecek, ne içecek? Ya yetkililer duysun sesimizi. En azından burada garibanların ekmeğini oynamasınlar. Burada adam 3-5 tane hayvanını besliyor. İşte iyi kötü geçinmeye çalışıyor. Büyük şehirlerde yaşayamıyor. Onun için duyarlı insanlar da bunu anlasınlar, bilsinler. 10 rüzgar gölü planlanıyor. Bu 4 köyü kapsıyor orada. Bölgede 4 tane köyü kapsıyor. Bunların her biri 4 megawatt enerji üretme potansiyelinde. 10 rüzgar gölüne kapasitesini aldığınız zaman 40 megawatta karşılık geliyor. Tabii bunlar rakam, teknik rakamlar. 40 megawattı biraz daha böyle ölçeklendirmek gerekirse şöyle, Dersim'in ilçeleriyle birlikte tamamının yıllık enerji tüketimi 32 megawattır. Ve biz 32 megawattı bile dolduramıyoruz kapasite olarak. Bu proje 10 rüzgar gölü 40 megawatta tekabül ediyor. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Türkiye enerji politikalarını dikkate aldığınız zaman, enerji politikalar çerçevesinde, devlet planlaması içerisinde bir ihtiyaç mı gerçekten bu enerji üretimi? Öncelikle bu soruyu sormak gerekiyor. Halkımızın da bu soruyu sorması gerekiyor. Yoksa ya da bu, çok ilginçtir, ismi de ironik bir isim. Firmanın ismi, oradaki projesi inşa edecek firmanın. Melbourne
mermer madencilik şirketi bir firma. Yoksa bu yine bir devlet, son yıllarda özellikle devlet politikasının sürdürülemez dediğimiz şirketlere ön açma ve bu anlamda sermaye katma üzerinden bir proses tasarımı. Biraz bu soruyu sormak gerekiyor. İkinci olarak o dört köyü kapsıyor. Oradan birçok yönüyle ele almak gerekiyor. Mesela o bölgelerde, o köylerde mera alanlarımız var. Biliyorsunuz mera kanunumuz var bizim. Bu ülkenin oturup yazdığı kanunlardan biridir. Mera kanununda biliyorsunuz vatandaşın meraya karşı koruma gibi yükümlülüğü var devletin aynı zamanda. Mera alanlarına böyle bir prosesi tasarlamak, o mera kanununu aşma noktasında bize başka hangi projelerin önünü açma noktasına taşıyabilir? Yani kanunen bir şeyi delme üzerine bir proses tasarımı olabilir mi? Mesela bu soruyu sormamız gerekiyor. Halkımızla birlikte bu soruyu sormamız gerekiyor. Mera alanlarımıza yapılıyor. Artı o bölgede arıcılık yapıldığını biliyoruz. İlçemizde 13 bine yakın bir kovanımız var aktif kayıtlı sistemde. Bunun yanı sıra tabii kayıt dışı olan arımız da var. Yani birliğe üye olmayan, arıcılar birliğe üye olmayan, ilçe tarıma üye olmayan, destek almayan arıcılarımız da var. Artı sezon başlamadan, bal sezonu başlamadan il dışından yani Dersim merkezden, Ovacık'tan, Hozat'tan, Pertek'ten bu bölgeye bal için arısını getiren arkadaşlar da var. Bu ortalama onlarla birlikte 20 bini buluyor. Bu da şuna geliyor. En az burada 150 ve 200 aile buradan hayatını geçindiriyor. Şimdi burada bir rüzgar panelleri düşünülüyor. Bununla ilgili daha önce basın açıklamaları da yapıldı. Bunların yapılması bizi çok daha fazla etkileyecektir. Çünkü rüzgar bir enerji üretecek. Üretici rüzgarın vadilere nasıl bir etki yapacağı. Ve bizler de burada çok kaliteli bal ürettiğimizden dolayı bizi bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Bundan dolayı da bizi etkileyeceği için üretim sayısı çok az düşecek bizde. Buradan da 200'e yakın bir aile hayatını geçindirmeyecek. Artı buranın bir de böyle bir özelliği var ve kurulacak alanlar arıcı ve koyun sahipleri geliyor. Bunlar Pertek, Çemişgezek, Mazgit'ten gelen arkadaşlarımız var. Burada da çok büyük potansiyeli bir hayvancılık yapılıyor. Burada bunların yapılması ve çevre nasıl bir şey dizayn edilecek onunla ilgili de çok fazla bilgimiz yok. Bundan dolayı hem hayvancılık yapan çok mağdur olacak hem arıcılık yapan çok mağdur olacak. Ondan dolayı biz kendi bölgemizde böyle bir şey istemiyoruz. Ha böyle bir enerjiye ihtiyaç var mıdır? Mutlaka vardır. Ama enerji ihtiyacı olan bölgelerde yapılabilir. Yani verimsiz olan topraklarda olabilir, dağlarda olabilir, ovalarda olabilir. Ama burada tam tersi bir arıcılık, bir koyunculuk var. Ülkenin üretime ihtiyacı var. Biz daha önce de bu konuda Pülümür'de yapılan bir toplantıya katıldık. Orası tamamıyla mera alanı olduğunu biz de biliyoruz, yetkilileri de bu konuda biliyor ve şu anda biz 24 ile 27 aile arasında üreticilerimizi gönderiyoruz. Burayı devletten kiralıyoruz, tarımdan il mera komisyonunda kiralıyoruz. Yani en az 100 nüfus bizimdir, bir o kadar da çoban arkadaşlarımız var oraya gidiyor. Eğer zaten o rüzgar gülü dediğimiz, halk arasında rüzgar gülü dediğimiz enerji sistemi kurulursa o meranın tamamıyla ama kapanması demektir. Ve çevre, hemen yapışında Elmalı Yaylası var, Hel Dağı Yaylası var. Bizim şu anda yaklaşık 200 aileye yakın sadece Pülümür alanı, Pülümür ilçesindeki meralara gönderiyoruz. Dolayısıyla bu tür enerjilerin bizim üreticilerimize, bize verdiği zararın, tahribatın tartışmasız bir tahribatı çok büyüktür. Dolayısıyla o meraya, o rüzgar gülünün kurulması demek, üreticinin oraya ayak basmaması demektir. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bulunmamızın sebebi, Pülümür bölgemize yapılmak istenen rüzgar enerjisi santrali projesidir. Bu projenin bölgemize vereceği zararlar, halkımıza vereceği zararları dün geniş bir tarzda tartıştık, halkımızı bilgilendirdik. Bugün de arkamızda görmüş olduğunuz Cema Süreya salonunda şirket yetkilileri halkı bilgilendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirmek istiyor. Ama halkın toplantıya katılmadığını biz burada kendimiz de görüyoruz. Sadece içeride şirket yetkilileri formalite icabı projenin meşruluğunu kazandırmak için bir araya gelmiş durumdalar. Bizler Dersim halkı olarak, Pülümür halkı olarak projenin yapılmak istendiği köylerin halkları olarak bu projenin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu projenin derhal iptal edilmesini istiyoruz. İlk planlama dahiline aldıkları zaman Dersim Kent Konseyi'nde biz bunu gündemleştirdik TMAP olarak.
Çünkü bütünlüklü bir yaklaşım burada biraz ölçü esas olmalı. Yani bütün kurumlarımızla, Dersim'de bugün faaliyet yürüten siyasal partilerden tutun, meslek örgütlerine, STK'lara kadar herkesin sorumluluğunda bu durum. Bir şeye, bir planlamaya, bir projeye yekten karşı çıkmak değil tabii ki amacımız. Bu planlama, bu proses Dersim halkına, Dersim coğrafyasına, ekolojisine ne ölçüde faydalı ne ölçüde zararlı. Yani bir zarar-kar paritesini ortaya koymak gerekiyor. Bununla ilgili hem bilimsel hem teknik bütün detayları tartışılıp bilince çıkartılması gerekiyor. Bu çıkan bilinçle birlikte biz bunu Dersim Kent Konseyi'ne taşıdık. Dersim Kent Konseyi üzerinden bir kararlaşma çıktı. Dresler üzerinden bir halkı bilgilendirme. Halkı bu anlamda bilgilendirip bunun önünde Dersim ekolojisine vereceği ve toplum sağlığına vereceği herhangi bir zararı şimdiden öngörüp onunla birlikte bunun önüne bir set çekme üzerine biz Kent Konseyi'nde bunu yaklaşık 2-3 toplantıyla birlikte bir kararlaşmaya, o kararlaşmanın da Pülümür halkına taşıdık STK'larla birlikte. Ve Pülümür halkı da Kent Konseyi'nin bu almış olduğu karara her yönüyle tartıştıktan sonra bir iltifat etti aslında. O iltifat da şuydu, evet toplumsal bir bilinci, toplumsal bir farkındalığı hep birlikte yaratıp kurumlarımızla birlikte bunun önüne bir bariyer çekmekti. Daha ÇED raporu henüz düzenlenmemişken halkın katılım toplantısına zaten halk orada gereken tavrı geliştirdi. Katılım toplantısına katılmayarak orada biz aynı zamanda tutanak da tuttuk. Halka rağmen bu işi yapamazsınız diyor. Çünkü halk bunu ciddi anlamda istemiyor. Ama bu istemiyorun nedenleri altını doldurma önemli. Çünkü altını dolduramadınız. Ucuz hiçbir karşı çıkışın toplumsal karşılığı yok yani. Bu bugün STK'lar açısından da böyle, siyasi partiler açısından da böyle, bugün iktidar açısından da böyledir yani. Gerçeklikle bağınızı kopardığınız andan itibaren halk sizinle yürümüyor zaten. Yani. İşte rapor daha hazırlanmadı. Çünkü ben bu alana geldiğimde devlet bana diyecek ki, ya sen kimsin burada çalışmaya yapıyorsun? Sondajı nasıl buldun? Şimdi bir şey karıştırma. ÇED sürecinin başlamasıyla ÇED raporunu oluşturma. Şimdi işte hayır, biz burayla ilgili bir rapor daha hazırlamadık. ÇED sürecini sonlandır diyoruz. Bak yani 2008 72 sayılı çevre kanunu hükümlerine göre bizim somut talebimiz şu. Proje hukuka aykırı. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine aykırı. Bu sebeple projenin ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep ediyoruz. ÇED sürecinin sonlandırılması hukuka aykırı olduğu için sonlandırılmasını talep ediyoruz. Tutanağa da geçersek. Biz Dersim Kültür Doğa Derneği daha önce Pülümür'de bu RES projesiyle ilgili bir toplantı yapılacaktı. Biz yönetimde arkadaşlarımız o toplantıya engellendi. Halkla beraber toplantı engellendi. Bir basın açıklamasıyla son verildi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Pülümür bölgesi çok önemli bir bölge. Özellikle hayvancılık konusunda önemli. Arıcılık konusunda önemli. Yani böyle bir proje oraya yaptırılırsa çok büyük sıkıntılar yaşanır. Arıcılık ölür, hayvancılık ölür. Bunun dışında insanlar zorunlu göçe gider. Bunların yapılmaması için yani halk, Pülümür halkıyla beraber, Dersim halkıyla beraber hep birlikte mücadele edeceğiz. Burada bu projenin oluşmaması için elimizden ne gelirse onu yapacağız. Geçmişte burada barajlar yapıldığı zaman ilk başta Dersim Kültür Derneği olarak birçok arkadaşımız halkla beraber bir olup oradaki barajlara yapılmaması için bayağı bir karşılığını buldu daha doğrusu yani. Ama tabii bunu halkı önceden bilinçlendirip ya halka gitmek lazım, halkı bilinçlendirmek lazım. Gerek sadece o değil mi? Mesela madenler konusunda da yine Pülümür, Ovacık, Hozat, bu bölgelerde Nazimiye, bu bölgelerde yine halka gitmemiz gerekiyor. Bu konuda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Diğer yere dönekleriyle beraber gitmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Eğer yapmazsak yani gerçekten bir yandan madenler, bir yandan res, bir yandan barajlar bize çok büyük zararlar verecek yani. Yani geçen yıl yaz aylarında başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı olarak işte bu bölgede bir yeşil enerji adı altında rüzgar güllerinin kurulmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştı.
bizim belediye mücavir alanın içerisine de giren dağ yolu tepedeki işte karayolları şubesinin bulunduğu alandan doğuya doğru giderken dağ yolu köyü Közlüce, Kırklar'a kadar uzunca bir hat üzerine 10 tane rüzgar gülü kurulması planlanıyordu. Tabii bizim geçen yıl bilgimiz oldu. ÇED ile ilgili bir talepte bulunmuşlardı. Bize dahil olan bir aşağıdaki Cemal Süreyya Kültür Bellek Evi'nde ÇED toplantısı vardı. Burada öncesi daha sonra da işte çevre dernekleriyle falan aldığımız bilgilere göre her ne kadar yeşil enerji olarak görülse de bu bölgenin kendine özgün koşulları var tabii. Arıcılığın çok yaygın olması, hayvancılığın o bölgede özellikle mera kiralaması yapan hayvan sahiplerinin en çok kullandığı alanlardan biriydi. Bunlar da rahatsız eden bir konuydu. Köylüler olsun, çevre dernekleri olsun, muhtarlarımız, ayrıca bu üreticilerin hepsinde bu rüzgar enerjisine karşı verdikleri bu, yani onların alanını daraltabilecek bir proje gibi görülüyordu. Gerek arıcılık konusunda olsun, gerek hayvancılığa ciddi bir zarar verecekti. Plümür'de biliyorsunuz hem bitki envanteri olarak çok iyi bir bölge, endemik bitkisi açısından bakıldığında falan çok zengin bir yer. Arıcılık da bu bölgede çok yaygın, biliyorsunuz hemen hemen birinci geçim kaynağı, yani bölgedeki insanın arıcılık. O yüzden bunların da arıcılığın özellikle o bölgede de yaygın olması bu projenin bu bölgeye çok ciddi zarar vereceği yönünde muhtarlarımız olsun, dediğim gibi sivil toplum örgütleri olsun, bölge insanı olsun projenin yapılmasına karşı görüş bildirdiler. Tabii yasal olarak sadece ÇED ile ilgili orada bizim muhtarların, bahsettiğim üreticilerin, işte arıcılıkla ilgili bir tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Bu kooperatif de aynı düşünceyle yapılması halinde işte bölgedeki arıcılığa zarar vermesiyle ilgili projenin karşısında olduğunu belirtti. Hayvancılar, yani hayvancılık yapan aileler de aynı şekilde görüş bildirdikleri için biz de onların yanında yer aldık. Bununla ilgili ÇED toplantısında da basın açıklamasında da bulunduk bu bölgeye. Tabii ki enerji mutlaka ihtiyaçtır ama bunların doğru belirlenip doğru yerlerde yapılması, doğru şekilde planlanması bu bölgedeki artıları eksileri bir araya getirdiğinde bu bölgeye ciddi zarar verileceği, hayvancılık konusunda, arıcılık konusunda. Ayrıca en büyük etken de rüzgar güllerin, işte o bölgede yaşayan kuş türlerinin o alanı, geçiş yollarının iyi belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir ÇED hazırlanmış mıydı? Tabii o raporları göremedik. Dediğim nedenlerden ötürü bölge insanı bu hassasiyetinde biz de onlarla beraber hareket ettik. Hacılı köyünde ikamet ediyorum ve Pir Sultan Abdal'ın Cem Evi'nin bakıcısıyım. Burada Araplı Dağı var, Araplı ziyaretimiz var. Burada Kırklar Dağı ziyaretimiz var, Bahar Paşa ziyaretimiz var. Bu da Dündül Ayağı var. Bu da Hızır Ayağı var. Ziyaretim Ali Baba Dağı var. Ziyaretlerimiz. Bütün bölgelerimiz hep ziyaretlerle dolu. Ve buraya getiren santralara karşıyız. Bütün ocaklarımız, bütün ziyaretlerimiz yok oluyor diye biz buna karşıyız. Bu köyde yani yazları gidip geliyoruz. Daha temelli kalmıyoruz. Rüzgar gülleri hakkında yani onayım yok, istemiyoruz. Çünkü arıcılık yapıyoruz. Arılarımıza zarar vereceğine kesinlikle inanıyorum. Arılarımızın öleceğine, rüzgar güllerine çarpacağına ve kuşlar bile uçamayacak belki o zaman. Yani doğaya zarar vereceği için kesinlikle rüzgar gülleri istemiyoruz. Dağımız bozulmasın. O bölgede 22 bin küçükbaş hayvan orada mevcut olduğunu ve hayvancılık yapıldığını, hayvancılığı etkileme noktasında ne noktada duruyor bu rüzgar güllerinin? Çünkü o rüzgar güllerinin biliyorsunuz dönmeye başladığı andan itibaren bir manyetik rezonans, bir manyetik alan oluşturuyor. O manyetik alanlar sonucunda insanlar da yakın, bu arada köylere yaklaşık 2-2,5 kilometre mesafede kuş uçuşu. O manyetik rezonansın insan sağlığı açısından hücre bozulmalarına, duyum itimlerine gibi vesairelerine neden oluyor. Endemik türler barındırıyor mesela. Biliyorsunuz şöyle bir bilgi vereyim size. Henüz resmileşmemiştir ama Türkiye'nin en çok endemik tür barındıran ilçesi şu anda Plümür. Yanılmıyorsam 1069 çeşit endemik tür barındırıyor şu anda. Mesela Türkiye'nin
eser ağacı dediğimiz en eski ceviz ağacı şu anda Pürümür'de. Henüz tescil aşamasında ve en eski, en yaşlı ceviz ağacı mesela Pürümür'de. Endemik türlere etkisi olacak mı? Kuşların göç yollarına ve oradaki hayvanlara etkisi olacak mı? Fauna ve flora üzerinden bir etkisi olacak mı? Bunları tartışmamız gereken ciddi anlamda. Bu tür enerjilerin bizim ilimize ve üreticilerimize verdiği zararı lütfen bizim yetkililerden ricamız sahayı bir dinlemeleri lazım. Özellikle şu anda Dağ Yolu Közlüce Süleyman Uşağı'nda kurulacak bu rüzgar güllerinin barajlardan çok bize zarar vereceğini biliyoruz. Su kaynaklarına ciddi zarar vereceğini biliyoruz. Yapılan araştırmadan bizim yetkililerden ricamız özellikle sahayı dinlesinler. Küçük başla uğraşan üreticilerimizin kaygılarını iyi bir şekilde değerlendirip ona göre bir yol izlemelerini talep ediyoruz. Hazırlı köyünde ikamet ediyorum. Arıcılıkla uğraşıyorum. Yazları burada kalıyorum. Kışın Erzincan'dayım. Şimdi rüzgar gölü kurulmasıyla ilgili bir projeden haberimiz oldu. Ancak bu projenin ne getireceği, ne götüreceği konusunda tam bir bilgimiz yok. Bilimsel olarak bu konuda bilgilendirilmek istiyoruz. Diğer yandan eğer rüzgar gülleri arıların yönünü değiştireceğine dair duyumlar aldım. Bu duyumlar doğru ise doğamıza zarar vereceğini düşündüğüm için istemiyoruz. Burası santral zararı var. Kanser yapıyor, bilmem ne yapıyor. Şirket zarar vermesin ben istemiyorum. Zarar veriyor, ineklere veriyor, insanlara veriyor. O proje gelirse hayvanlarımız şu yukarılara gittiği için hep zarar görecekler. Bu nedenle yapılmasını karşıyız. Çünkü ot çıkmıyor o kurulan sistemlerin yerinde. Hiçbir şekilde otlak çıkmayacak. Bunun yanı sıra keklikler, doğada keklik, dağ keçileri bunlar zarar görecek. Arılar genellikle dağlarda, özellikle şu dağlarda polen getirdikleri için bal sezonunda çok fazla etkilenecekler. Çünkü arı dağlardan çiçek toplayarak ve onun yanı sıra buradaki hayvanlar nerede otluyorsa arılar da oraya gidiyor. Nedenle arıcılık da biter. Şimdi REST tabi enerji depolama bir projesidir. Bunun benim bildiğim kadarıyla böyle kurak bir yere, büyük bir boş tarlalara yapılması gerekir, boş bir alanlara yapılması gerekir. Ve en kötü ihtimal bunun nereden baksan 20 bin metrekare üzerine bir alan gerekir. Bunun zararları da vardır. Nasıl zararları vardır? Bunun işte rüzgarla enerji sağladığı için çok insanların en çok böyle kulak ve baş ağrısına sebep olan sebepleri vardır. Yaptığım araştırmalara göre daha önce de biliyorum. Çünkü birkaç yerde görmüştüm. Kaldı ki Pürümür bizim biliyorsunuz bal olarak, arıcılık olarak çok önemli bir bölgemizdir. O konuda da muhakkak zararları vardır. Bitkilere, hayvanlara, arılara. Şimdi Pülümür'de gerçekten yani Ovacık gibi diğer Ovacık, Nazimiye, Pülümür bu bölgeler en çok endemik bitkilerin olduğu bölgelerdir. Bu endemik bitkiler yani dünyanın birçok yerinde bulunmayan endemik bitki türleri burada yetişiyor. Bundan dolayı ki bizim Pülümür bölgesinde özellikle arıcılar daha çok var. O bölgede yani bu toplamında atıyorum 1000 tane arıcı varsa bunun 500 tanesi o bölgede bulunuyor. Onun dışında burada bizim inanç yerlerimiz var, ziyaretlerimiz var. Bu ziyaretlerimizin, inanç yerlerimizin, bu endemik bitkilerinin kaybolmaması için yani hep birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki efendim Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Evet enerji ihtiyacı var. Fakat enerji işte farklı kaynaklarla bu ihtiyaç giderilebilir durumda. Şimdi örneğin güneş ışınımı çok fazla olan bir ülkeyiz. Yani Almanya düşünün dört mevsimi neredeyse yağmurlu bir ülke.
ama enerjisinin çok yüksek bir bölümünü güneş enerjisinden karşılıyor. Yine İskandinav ülkeleri katı atıklardan enerji karşılıyorlar. Yani bunun çeşitli yol ve yöntemleri, gerçekten doğaya, ekosisteme zarar vermeyecek yöntemleri var. Bunlar da akademik çevrelerce ortaya konulmuş. Şunu söyleyebiliriz, yani o RES projeleri oradaki arıcılık faaliyetine, hayvancılık faaliyetine, orada işte zengin bir mera ekosistemi var. O ekosisteme zarar verir. Bu sebeplerle Prümür halkının, özellikle yöre halkının tamamı projelerin karşısında. 2872 sayılı çevre kanunu 10. madde çerçevesinde orada şu an yürütülen bir çevresel etki değerlendirilmesi süreci var. Projenin, ÇED sürecinin biz derhal sonlandırılmasını buradan talep ediyoruz. Aksi durumda ise ilgili idari kararlara, idari yargıda dava açacağız. Burası Közlüce Köyü. Eski ismi Zımak olarak geçer. Ben yazları gelirim, 3-4 ay kalırım. Burada arıcılık ve hayvancılık yapanlar var. Burada kışında kalanlar olanlar arıcılık ve hayvancılık yapıyorlar. Geçimini ondan sağlıyorlar. Buradaki rüzgar gülleriyle ilgili de ekosisteme zararı olacağından eminim. Bana bir kar olmayacak. Ama doğayı ve buradaki şeyi bir şekilde etkileyecektir. Ondan eminim. O yüzden ben karşıyım bu şeye. Rüzgar güllerine. Közlüce Köyü. Burası Közlüce. Eskiden Zımak'tı. Şimdi Közlüce Köyü. Ama bizim köyümüzün, bizim doğamız güzel. Biz ayrı bir şey gelip de buraya rüzgar yapılsın diye istemiyoruz. Bizim kendi doğamız bize yeterli. Yazdan yaza geliyorum. 2-3 ay kalıyorum. Tekrar gidiyorum. Tatile geliyorum burada. Kendi evim var. Geliyorum. Ziyaret ediyorum. Tabii ki ölülerimiz var. Ziyaret ediyoruz. Mezarlıklarımıza gidiyoruz. Kendi köyümüz yani, bırakamayız. Doğma boğma köyümüz. Eskide buralar hep ekilirdi. Dağda çekilirdi. Bir Erzincan'ın şeyi patladı da buraya vurdu. Ağaçlar hep, yapraklar saraldı, döküldü. Cevizlerin yaprağı hep kurumuş. Vallahi elmalar hep böyle gıcırık, nasıl hep tırtır olmuş. Zarar yani. Bir yerdeki ekonomik faaliyetin yok olması kişilerin ister istemez o alanı terk etmesine sebebiyet verir. Yani onu da açıkça altını çizelim. Bölge zaten 1938 süreçlerinde, 94 süreçlerinde yoğun şekilde maalesef göçlere maruz bırakıldı. İnsanlar iradeleri dışında iskan edildi il dışına. 94'te iradeleri dışında göç etmek zorunda bırakıldılar. Ve tabii bu tip faaliyetler maalesef o tarihin tekerrürüne sebebiyet verebilecek faaliyetler yani. Biz istemiyoruz santral. Buranın havası bize yetiyor. Bahçelerimiz hep kuruyor. Şimdi o gelirse hiç bahçe mahçe ekemezdik. Meyve yiyemezdik. Bağımız bahçemiz hep gider. İstemiyoruz. Bizim havamız da güzel, suyumuz da güzel, köyümüz de güzel. Süreci nasıl işlediğini bize hani bilgi verilmesinden taraftarız. Hani TUMOP olsun, yani mühendisler, bilir kişiler, ne bileyim hani bilim adamları bu konuda gelip köyleri bilgilendirirse daha iyi olur. En azından hani insanlar bir bilgi edince daha, yani karşı çıkması daha şey olur yani. Şimdi kulaktan dolu. Mesela biz kendimiz internetten araştırdık. Rüzgar gülünün enerjisinin yani sonuçları nedir, neler getirir, neler götürür diye. Yani o konuda çok bilgili değiliz. Daha bilgilendirme olursa bizim için iyi olur. Mesela mecliste biz belediye başkanını aradık. Dedik ki milletvekilleriyle iletişime geçin. En azından onlar mecliste bu konuyla ilgili bilgileri vardır. Onların önüne dosyalar gidiyor. Onlar bilgilendirilip bize dönseler daha iyi olur. En azından bilgimiz olur yani. Sonun ne olacak, maden mi açılacak, maden sahaları mı açılacak? Çünkü ben bir yerde gördüm, rüzgar türbünü kurmuşlar, altta maden. Yani çıkartıyorlar. Bu da olabilir. Yapılacak alan bizim sınırlarımızın içinde. Hayvancılık, arıcılık, ayrılan, tahsis edilen bölgelerde kurulacak bu türbinler. Ve bunun da ne kadar bizim aleyhimize olacağının farkındayız. Çünkü bütün arıcılıkla, hayvancılıkla geçinen ve bitkileri çok etkileneceği alan köylerin hemen 1-2 kilometre üst tarafında, yani üst kısımlarında. Ha şimdi kamu yararına yapılacak bir şey olsa
Gerçekten. Ne üretecekler, kaç kilo kilo megawatt elektrik üretecekler. Bunlar tamamen zaten kar amaçlı. Yani müteahhitin, şirketin ve X şahısların kar amaçlı. Yine Dağ Yolu bölgesinde orada işte bizim yaptığımız çalışmada, daha doğrusu HES'le ÇED'le ilgili yapılan toplantıya Koyun Keçi Birliği başkanları da gelmişti. O bölgede 10 bin civarında koyun, yani sürü sahiplerinin 10 bin civarında hayvan o bölgede beslendiğini. Bu da yaklaşık yani 70-80 tane aileye tekabül ediyor. Geçim kaynaklarını hayvancılıkla sağlayan bu ailelerde o bölgede kurulduğu zaman oraya hayvanlarını götürebilme imkanına sahip olamayacaklardır. Yani mağduriyetleri olacak, evet. Yine bir başka konu. Kanat açıklığı 140 metre. Projede verilen o. Yani 70 metre kanat açıklığı, çift taraflı aldığınız zaman 140 metre kanat açıklığı olan rüzgar gülleri. Görmüşsünüzdür otoyollarda ilerlerken rüzgar güllerinin kanatlarını taşıyan tırları. 70 metre uzunluğunda kanatları taşıyorlar. Mutu Köprüsü'nden o dört köye servis yollarının yapılması gerekiyor ve malzemenin oraya taşınması için o kanat açıklığının en az 40 metre genişliğinde yollar açmanız gerekiyor. Bu yolların mesafesi nedir? Mesela düzenlenen ön raporlarda mesafe verilmemiş. Yolların kaç kilometre yapılacağını, yolların genişliği, tali yolların, hizmet yollarının nereden verileceği. Bunlar için 40 metre genişliğinde bir yol açtığınız zaman ağaç keseceksiniz yani. 40 metre genişliğinde ve kaç kilometre olduğu belli değil mesela. Bu açıdan ele aldığınız zaman. 4. azayım Közlüce köyünde. Biz doğamıza karışılmasını istemiyoruz. Rüzgar güllerine karşıyız. Doğamızı çok kötü şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca arıcılık yapıyoruz bu bölgede. Çok kişinin arıları var. Yeraltı sularımızı etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani birçok araştırma yaptık. Çok bölgeyi kapsadığını biliyoruz. 1-2'den bahsedilmiyor. Bütün vadiyi kapsayacak bir rüzgar gülü projesinden bahsediliyor. Karşıyız. Doğamıza ellenmesini istemiyoruz. Özellikle hayvancılık, arıcılık yani yaygın bir şekilde bütün insanların hemen hemen herkesin hayvanı, arısı olduğunu düşünüyorum. Var da zaten. Yani çok büyük şekilde iklime, doğaya zarar vereceğini yani düşünüyorum. Yani olacağını da biliyoruz. Muhtemelen Boğaz'dan başlayarak arka sıra dağlardan dere boyu yani bu dağlar sıralamasına vadi boyunca gittiğini biliyoruz bu projenin. Karşıyız yani ellenmesin, doğamızı bozmasınlar. Ben köyün muhtarı olarak zararlı olduğunu en azından biliyoruz. İleride yani bize zarar vermese çocuklarımız, torunlarımız, ileriki kuşak zarar görecek. O yüzden şimdiden karşı çıkmaya çalışıyoruz. Doğamız tahrip olmasın. Örnekleri de var. Maden ocakları kazmışlar. Olduğu gibi çukurlar duruyor. İşte heyelanlar oluşturdu. Akarsular kirlendi. Yağmur aşırı yağdığında maden suları bu çayımıza, Pülümür çayına karışıyor. Balıklar var, canlılar var. Her türlü şekilde yani gelen burayı tahrip edip parasını alıp çekip gidiyor. Enkaz köylülere kalmış oluyor. Rüzgar enerji santrallerini yaptığınız zaman o rüzgar panellerini, rüzgar güllerinin geri dönüşümü şu anda henüz söz konusu değil. Bununla ilgili henüz bir teknoloji yok. Yani geri dönüşümü olmayan, tam tersi doğaya bir atık olarak yine atılan, herhangi bir geri dönüşüm prosesine maruz bırakamadığınız veya alamadığınız bir noktada duruyor mesela. Şüphesiz bulunacaktır bunun ama şu anda henüz öyle bir teknoloji yok. Mesela geri dönüşüm üzerinden. Endemik türlerin çok olması, bitki çeşitliğinin çok olması, hayvancılık için inanılmaz avantajlı. Arıcılık için inanılmaz avantajlı. Diyelim RES'le gündeme gelmektense havza oluşturup arıcılığı burada yaygınlaştırmak. Ana arı üretimi olsun, polen üretimi olsun. Bunlarla ilgili destekleri verseler eminim ki bu mutlaka tabii enerji de ihtiyaçtır. Planlamayı doğru yaptığında belki daha atıl olan yerlerde, farklı yerlerde bu projeleri geliştirip bunu bu şekilde destekleyerek hayvancılığı belki önümüzdeki süreçte zaten üretimden kopmuş bir ülkeyiz. Düşünün işte en büyük sorun et veya atıyorum işte hayvansal ürünlerdir. Bunları bu bölgede yaygınlaştırıp bunları destekleyerek bu şekilde öne çıkmanın daha ülke açısından avantajlı olacağını düşünüyorum. Bunların hepsinin göz önüne alınarak planlamayı buna göre yapmaları, bu bölgeler bakir kalmış bu haliyle kalıp bunu destekleyip bunları korumak bence aslında devletin asli görevleri olması gerekir. Doğrudur. Mutlaka yani sonuçta ihtiyacımız da olan bir şeydir enerji ama planlamayı doğru yaptığımızda işte artı eksi yönlerine bakıldığında
bence burayı öne çıkarabilecek en değerli şeylerin üretim olduğunu düşünüyorum. Bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Geçmişte göç edilmişti. Birçok köy kapatılmıştı. Yani kimse kalmadı, yaşam yoktu. Şimdi bütün köyler tekrardan yeniden bina inşaat edildi. Hayvancılık yapan var. Yerleşim alanına tekrar yeni dönmek isteyen insanlar var. Halen konuşuluyor kim geliyor. Siz bunun önünü kapattığınızda üretim olmazsa, arıcılık için ürün almazsa adam arıcılığı bırakacak. Hayvancılık için yani otaracağın bir alan olmazsa, otu biçecek bir alan olmazsa, meyve bahçe yapan insanlar var. Bunlar hepsi zarar gördüğünde tekrar göç başlayacak. Yani buradan para kazanmadığında dağın başına tek başına bir insan oturup ne yiyecek, ne içecek, çocuğunu nasıl büyütecek, nasıl okutacak? Yani bu bir gelir kaynağı. Yani bugün işte hem Gembal'a baktığımızda biz 24 tane üyeyiz ama Pülümür'de 14 bin tane kovan var. Bu yani böyle çok şey gelebilir insanlara ya çok az gibi gelebilir. Ama 130-140 aile buradan hayatını geçindirecek. Sen bunun önünü kapattığında ya da bu tam tersi bal verimi alamadıktan sonra bu insanlar bu aracılığı bırakmak zorunda kalacaklar. Ne yapacaklar? Göç etmek zorunda kalacaklar. Yani o yüzden tabii ki çok sıkıntılı bir süreç olacak ama biz üretici olarak buna her zaman karşı olacağız. Yasal olarak bütün haklarımızı kullanacağız. Evet. O bölgede o tribünlerin belirli bir rüzgar şeyiyle oradaki bitkiyi hani oradaki coğrafyayı tamamen çöleştiriyormuş. Buradaki canlı varlıklarını tehdit ediyor. Gerek kuş geçişlerini, gerek arı geçişlerini. Keza oradaki o tribünler kurulduğu zaman orada belli bir anında da artık oradaki şirket orada bir hem yapıya sahip olacak. Ve bırakmayacak da. Çünkü hak talep edecek. Ya biz bunun farkındayız. Bu yüzden kesinlikle bizim şu anda enerjiye ihtiyacımız yok. Çünkü kar amaçlı yapılan bir şey. Yani benim coğrafyamda sen bunu şey yapacaksın, kazanç sağlayacaksın. Yerel yönetimler noktasından, STK'lar boyutundan, siyasiler boyutundan bunun öncülüğünü, doğru öncülüğünü yaparak, doğru sözü doğru yerden, kapı kapı ev ev gezerek, belki birey birey gezerek bunu toplumsal boyutun örgütlenmesini açığa çıkartarak, bu tür anlayışların önüne net bir bariyer çekmek gerekiyor. Pülümür'e çekmezsek evet Ovacı'nın önünü açarız. Ovacı'ya çekmezsek Mazgirt'in önünü açarız. Biraz buradan almak ve bütün bu mücadele perspektifinin merkezine de halkımızı oturtmak. Ha, hukuki süreçler tabii ki devam edecek şüphesiz. TMMOB hukuki süreçleri devam ettiriyor. Kudretinin yettiğince bilimle, teknikle, yaşamla arasındaki o sentezi en doğru şekilde yapma, en ahlaki, en kamucu noktadan yapma boyutunda hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Toplumsal refleks, toplumsal dinamizm bu anlamda merkezine oturarak, halkı merkezine oturtarak bunun ve dediğim gibi bütün dinamiklerin doğru öncülüğü yaparak bunu götürmesi gerekiyor. Vallahi başka da şeyimiz yok yani. Başka da bir çaremiz yok. Başka da bir yolumuz yok bununla ilgili. Öyle söyleyeyim yani. Ya şöyle, Anayasa'nın 56. maddesine göre önce devletin, sonra yurttaşların çevreyi koruma yükümlülüğü var. Yine Çevre Kanunu 1, 3 ve 30. maddelere göre. Buradaki bütün kurumların birlikte, siyasi partilerin, efendime söyleyeyim, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının bir bütün olarak bu projelerin karşısında durması gerekiyor yani. Şimdi bizim Dersim ozanımız var, Seykacı. Seykacı zonu madı savatu vatoku her vas koka hosere rönu her tayr zonu hodu vananu. Yani diyor ki her kuş kendi dilinde öter, her ot kendi kökünde beslenir. Yani biz burada barajlara, madenlere, RES'e karşı çıktığımız en büyük nedenlerden bir tanesi budur. Eğer ki bunlar olursa o otlar kendi kökünün üzerinde büyüyemeyecek. İşte barajlar olursa yine aynı şey olacak. Kuşlar göç edecek. Çünkü doğa tarif oluyor, yok oluyor.